7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Kamera arkasından herkese merhaba. Bu hafta yine sinema ve televizyon dünyasındaki yeni gelişmelerle, eğlenceli görüntü ve haberlerle karşınızdayız. Sevdiğiniz oyuncularla çok özel röportajlarımız var. Vizyon seçeneklerinizde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi programımızın yeni bölümünde neler izleyeceğiz hep birlikte göz atalım. Kamera arkası bu hafta yine çok eğlenceli. Vizyona giren yeni filmler, merakla beklenen yapımlar, sinema dünyasından en son haberler, izlenmesi gereken diziler, filmler ve belgeseller, Fox'un yeni dizisi Elbet Bir Gün ekibiyle çok özel röportajlar. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan kamera arkasında. Dün gece Soho'da sonunda vizyonda. Psikolojik gerilim ve korku türlerindeki yapım 6. hisse sahip bir moda öğrencisine odaklanıyor. Onunla birlikte 60'lı yılların Londra'sına gidiyoruz. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Edgar Wright'ın yönetmen koltuğuna oturduğu merakla beklenen film Last Night in Soho. Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith ise başrollerde. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Yapım bir gerilim. Londra'da yaşayan en büyük tutkusu moda olan genç bir kadın olan Sandy, tasarımcı olarak yeteneklerinin dışında zamanda yolculukta edebilmekte. Bir gün kendisini 1960'ların Londra'sında bulan Sandy, burada hayranı olduğu şarkıcı Jack'le tanışıyor. Ama çok geçmeden 1960'ların Londra'sının hiç de göründüğü gibi olmadığını fark ediyor. Do you believe in ghosts? Adams ailesi daha da çılgın maceralarla geri dönüyor. Tatile gidecekler. Bu yolculukta ne yanlış gidebilir ki? Adams ailesi eğlence dolu anlarıyla izleyicilerini bu hafta sinemalarda karşılamaya hazırlanıyor. Hey you kids, it's dinner time. Dinner time, my favorite nighttime meal. Ow, ow, ow. Adams ailesini severiz. Gotik, tuhaf, değişik bir aile. Şimdi ise onlarla birlikte tatile çıkmaya hazırlanın. It's hideous. It's monstrous. It's the old Adams camper. Çevrelerinden bıktığını fark eden aile birbirleriyle yeniden bağlantı kurmak için onları bir araya getirecek ya da onarılmayacak kadar parçalayacak bir yolculuk planlıyorlar. Herkesin en sevdiği ürkütücü aile animasyon olarak ikinci filmiyle sinemalarda. Good to see you, my be-whiskered cousin. I still don't understand a word that guy says. Büşra Yılmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 4N1K serisinin 3. filmi 4N1K Düğün kaldığı yerden devam ediyor. Yaprak ve arkadaş grubunun hikayesini odağına alıyor. Serinin başrolünde ise Gözde Mutluer var. Evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre... Bu nikah kıyılamaz! Bu arada asıl bombayı sona sakladım. Bugün evleniyorum. Alim, her koşulda kalbime dokunmayı becerebilen tek erkek. Sonunda efsane aşk mutlu finale yaklaşmış Yaprak ve Ali'nin evliliğe adım atacakları gün gelip çatmıştır. Annesinin düğünden beklentileri yüzünden hayatı cehenneme dönen Yaprak, geçirdiği kaza sonucu hafızasını yitirip 17 yaşına döner. Ali, nikaha saatler kala Yaprak'ın aşkını tekrar kazanmaya çalışırken, ona bu macerada destek olan çetenin diğer üyeleri geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Deniz Coşkun'un yönettiği başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer'i izlediğimiz 4N1K Düğün eğlenceli bir gençlik filmi. Ya aslında iyi çocuktur da biraz aklı havada biliyor musun? Bu
Woody Allen filmlerini sevenler bu hafta sinema salonlarına. Yine tatlı bir romantik komedi bizleri bekliyor. Rifkin's Festival ile usta yönetmen bizi yine peri masalı gibi bir atmosfere götürecek. I actually don't know where to begin. I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them. Woody Allen'dan başrollerde Christoph Waltz ve Gina Gerson'la eğlenceli bir aşk hikayesi. Hikaye San Sebastian Film Festivali'ne gidip yarışmanın büyüsüne, şehrin çekiciliğine ve güzelliğine, filmlerin fantezisine kapılan evli bir çiftin etrafında dönüyor. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır. Adamsa orada yaşayan güzel bir İspanyol kadına aşık olur. Yönetmen Woody Allen filmi Amerika, İtalya ve İspanya'da tam bir haftada çekti. Yönetmenin elinden çıkan 50. filmi. Premierini de 68. San Sebastian Film Festivali'nde yaptı. So, do you have anything to say to me after everything that I've told you? Bu hafta vizyon oldukça yoğun. Komediden drama, animasyondan gerilime pek çok seçeneğiniz var. Şimdi gelin diğer seçeneklerimize de bir göz atalım. Çok üstüne gidiyorsun Aziz'im. Çocuk onlardan. Disiplinsiz. Kuralları çiğniyor. Nasıl davranılması gerektiğini öğrenmesi lazım. Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar, Macit Koper'i izlediğimiz Cem Özay'ın ilk uzun metraj filmi Af, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticaretiyle sağlayan otoriter bir babayla çocukları arasındaki çatışmayı anlatıyor. Bu sene Türkiye'den seçilen tek yapım olan Af, dünya premierini 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Haftanın bir diğer draması olan Faik Ahmet Akıncı'nın yönetmenliğini yaptığı Ya Ben Ölürsem. Abi bu çocuk göğsüne mask kurmuyor. Otizm ne olabilir? Bir polis memuru olan Yılmaz'la karısının yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulması sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Maalesef. Pardon, otizm ne demek? Evet, evet, evet. Bu söylemeden olsun o halde. Arda, ne yapıyorsun burada? Kızım sana mı kaldı? Sana mı? Şanssızlığı her yerde başına bela olan güzeller güzeli Bade, tam evlenme teklifi alacağı sırada Arda ondan ayrılır ve Bade kendini bir baht açma yolculuğunda bulur. Falcılar, hocalar, terapiler, yeni çıkmış tüm öğretiler gibi bir dolu yol denedikten sonra yepyeni bir fikir düşer önüne. Şanssızlığın nedeni atalarının aldığı ahlar olabilir. Ebem mi öldü? Ya yok ebem olmaz. Habibe benim büyük anneannem olur da. Sen nereden çıktın? Ayrıca evi nasıl buldun ya sen? Başımıza gelen her şey ebemin ahı yüzünden. Ahın sorumlusunu ararken kendini ebesinin köyünde bulan Bade'nin en büyük yardımcısı ise kendi gibi şanssız biri olan Yusuf. O yüzük bu parmağa girecek mottosuyla yola çıkan film Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabı Bizimkisi Bir Ah hikayesinden uyarlandı. Başrollerini Çiğdem Batur, Şahin Irmak ve Bora Cengiz üstlendi. Aradığımız aha bu köyde ulaşılamıyor. Gülme diyorum sana. Neden? Çok güzel gülüyorsun. Aklım karışıyor. Ya nefret ediyorum bu tamamlanmamış cümlelerden. Çünkü tamamlarsan daha çok nefret edersin. Ülkeler o
Oscar'da en iyi yabancı film kategorisinde kendilerini temsil edecek filmleri seçmeye başladı. Merakla beklenen Ambulans ve The Flash filmlerinin fragmanları yayınlandı. Yeni rollerini seçen oyuncular, hazırlık aşamasındaki yapımlar derken sinema dünyası bu hafta oldukça yoğun. Sizlere önerecek güzel film ve dizilerimiz var. I'm sorry, brother. Sorry that I brought you into this. I just wanted things to be the way they used to be. Michael Bay aksiyonunu özlediyseniz başrol Jack Gyllenhaal ve Yahya Abdulmatin'le işbirliği yaptığı Ambulance'dan ilk fragman yayınlandı. What can I do you for, officer? We're just doing a transfer in the back. I'll lay you in 20 minutes. If I could just get it done real quick, because I'm on the clock. Promise not to rob the place. Oh. Seriously, because that would be bad for my job. I promise. All right, okay. All right, all okay, right. Come all on. Right. Okay. Ambulans, Lawrence Munch Peterson'ın 2005 drama yapımı Aynı Adlı filmine dayanıyor. Karısının ameliyatı için $231,000 ihtiyacı olan Will Sharp isimli bir savaş gazisi, illegal yollarla hayatını geçindiren kardeşi Danny'e uyarak $32 milyon bir banka soygununa katılıyor. Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? You get your heroes out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Hello, Clarice. You are now a special agent of the Violent Crimes Task Force. Fox Crime ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi başlıyor. Anthony Hopkins ve Judy Foster'a en iyi oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran ve tüm zamanların en ses getiren filmlerinden Kuzuların Sessizliği'nin devam dizisi olan Clarice, Fox Crime ekranlarında sizlerle buluşuyor. You got no evidence at all, do you? This is gonna get very ugly. I am trying to find out how deep this goes. Slow down. Do not tell me to slow down. You catch up. Filmde Judy Foster'ın hayat verdiği FBI ajanı Clarice Starling'in Washington'ın politik dünyasında seri katilleri yakalamak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan diziyi soluksuz izleyeceksiniz. Clarice 21 Kasım'dan itibaren her pazar 21.30'da Fox Crime'de olacak. Diziyi Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsiniz. Suç ve polisiye türünün en başarılı örneklerini sizlerle bir araya getiren Fox Crime kanalını D-Smart, Kablo TV, TVBu, TV Plus ya da Vodafone TV platformları üzerinden izleyebileceğinizi unutmayın. Hey. اینجا چی کار میکنی؟ خبرو میکردی مدن پایین خب؟ من موندم 2500 سال پیش نش تو این همه راه میبدن تا این بالا سر خاک مرداش اونا لابد مثل سیگاری نبودن سلام İran sinemasının sinema dünyasına kazandırdığı usta yönetmen Asghar Farhadi son filmi A Hero, Kahraman'la bir kez daha Oscar'a aday olma yolunda. İran'ın uluslararası film kategorisi için aday adayı oldu. Cannes'da Grand Prix ödülünü kazanan Kahraman, borç nedeniyle hapse atılmış, 2 günlük şartlı tahliyeyle hapisten yeni çıkmış, boşanmış bir baba olan Rahim'i ve kız arkadaşıyla alacaklısını yatıştırmak ve onu kurtarmak için hazırladıkları karmaşık bir planı anlatıyor. Yönetmen Farhadi Oscar'ın müdavimi bu arada. 2011'de A Separation ve 2016'da The Salesman'le yabancı dilde en iyi film Oscar'ını almıştı. Is anybody here? We're the Evers from Evers and Evers Real Estate. Yaklaşık 20 yıl sonra Haunted Mansion yeniden hayata geçiriliyor. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş toplanıyor. Aynı zamanda Judas and the Black Messiah filminin yıldızı Lakeith Stanfield ve Bad Trip'te izlediğimiz Tiffany Haddish başrolleri üstlenecek. Stanfield, New Orleans'ın Fransız mahallesindeki bir tur rehberini, Haddish ise bir medyumu oynayacak. En son Loki'de izlediğimiz Owen Wilson'dan sonra Jumanji The Next Level filminde izlediğimiz Danny DeVito da kadroya katıldı. Owen Wilson'ın rolü şimdilik bilinmiyor ama Danny DeVito kendini beğenmiş bir profesör oynayacak. Film, perili malikaneye taşınan bir aileyi takip edecek.
usta yönetmen Guillermo del Toro şimdilerde filmin senaryosuyla ilgileniyor. Daha sonra da kamera arkasına geçecek. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. En hızlı süper kahraman Flash sonunda kendi solo filmine kavuşuyor. Kahramanı daha önce Justice League filminde süper kahraman ekibi içinde izlemiştik. İngiltere'deki çekimleri devam ederken Andy Muschietti yönetimindeki solo filmin ilk fragmanı yayınlandı. Flash'i yani Barry Allen'ı yine aktör Ezra Miller ete kemiğe büründürecek. Bu arada Michael Keaton da bu filmde ikonik Batman rolüne geri dönüyor. Barry'nin babası Henry Allen'a ise hayat veren isim yine Billy Crudup. Doğum günün kutlu olsun, işte muhteşem adam. Doğum günün kutlu olsun, gönlümün incisi o. Çok tatlıdır o, yakışıklı. Bugün dünyaya geldiği özel gün. Doğum günün kutlu olsun, kahkahalar çınlasın. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun Mickey'cim. İyi ki doğdunuz Mickey ve Minnie. Yeni yaşınız kutlu olsun. Kırmızı şortu, beyaz kocaman eldivenleri ve sarı ayakkabılarıyla dünya çapında bir fenomen olan büyük küçük herkesin çok sevdiği animasyon kahramanı Mickey ve en yakın arkadaşı Minnie 18 Kasım'da yeni yaşlarını kutluyorlar. Onların doğum gününde Disney Channel ekranlarına davetlisiniz. Baksanıza kulüp evine gelmeye ne dersiniz? Aa, güzel. Hadi gidelim öyleyse. Mickey'nin İstanbul'a geldiği ve kapalı çarşıda lokum satıp Türkçe konuştuğu bölümde dahil olmak üzere Mickey, Minnie ve arkadaşlarının en eğlenceli bölümleri 18 Kasım Perşembe günü ard arda Disney Channel ekranlarında olacak. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dünyanın en çok tanınan ve en çok sevilen animasyon kahramanları olmaya devam eden Mickey ve Minnie. İyi ki doğdunuz. Evet Mini, sanırım burayı gerçekten yıkıp geçtin. What we're investigating is very dark. 87 senesinde başlayan Hellraiser serisi yeniden çekiliyor. The Hellbound Heart adlı romandan Clive Barker tarafından uyarlanan İngiliz doğaüstü korku filmiydi. Yeniden çevrimin çekimleri geçtiğimiz ay başladı ve prodüksiyonu tamamlandı. Filmin kadrosu sonunda açıklandı. Bu türün ikonu olan filmin karakteri Pinhead rolünü aktris Jamie Clayton devraldı. Yakın zamanda izleyeceğimiz yönetmen Jason Reitman ve yapımcı aynı zamanda serinin ilk iki filmini yöneten Ivan Reitman imzalı Ghostbusters Afterlife filmini beklerken yeni bir açıklama geldi. Ghostbusters serisinde Winston Zeddemore'u oynayan Ernie Hudson, yeni bir Ghostbusters filmi üzerindeki çalışmaların hali hazırda devam ettiğini açıkladı. Come on, darling. Hudson, 4. Hayalet Avcıları filminde yer almak isteyip istemediği sorulduğunda bana söylerlerse yapmaktan onur duyarım. Yeni bir tane yazdıklarına dair söylentiler duydum. O yüzden göreceğiz dedi. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. 12 Years a Slave, Doctor Strange, Lockdown gibi filmlerde izlediğimiz Oscar adayı aktör Chiwetel Ejiofor, The Man Who Fell to Earth'e liderlik etmeye hazırlanıyor. Walter Tevis'in romanından uyarlanan, başrolünü David Bowie'nin oynadığı 1976 tarihli kült klasik filmine dayanacak olan dizide, ölümcül bir kuraklık yaşayan gezegenine su göndermek amacıyla dünyaya gelen bir uzaylının çabalarını ve dünyadaki yaşama ayak uydurmasını izleyeceğiz. Chiwetel Ejiofor ise uzaylıyı canlandıracak.
Merakla beklenen Ridley Scott imzalı Gucci ailesi, Resident Evil serisinin 6. filmi Raccoon Şehri ve Wes Anderson yönetimindeki Fransız Postası yakında vizyona gelecek filmlerden. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words, style, power. But that name was a curse too. Usta yönetmen Ridley Scott Gucci ailesi filmini sunar. Kadrosu da şöyle: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek ve Jeremy Irons. They're my family. So am I. Scott bu efsane kadroyla 1980'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini, ünlü modacı Maurizio Gucci'nin eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini anlatıyor. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Every story has a beginning. Discover the origin of evil. Korku, aksiyon, gizem. Zombilerle bir kez daha karşılaşmaya hazır mısınız? En ünlü video oyun serilerinden biri olan Resident Evil 6 filmlik bir seriye de dönüştü. 5 yıl sonra gelen yeni film Resident Evil Raccoon Şehri ise Raccoon City'nin çökmeye başladığı gece yaşananları anlatıyor. What were Umbrella doing here? This is where they're experimenting on him. Kadroda Kaya Scodelario, Hannah John Cameron, Robbie Amell, Tom Hopper, Neil McDonough gibi isimler yer alıyor. Yönetmen ise Jones Roberts. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics. The French Dispatch filminin yönetmeni Wes Anderson, A sınıfı Hollywood oyuncularından muhteşem bir kadro kurdu. Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lena Coudry, Jeffrey Wright, Matthew Amalric, Stephen Park, Owen Wilson, Bill Murray ve konuk oyuncular Saoirse Ronan ve Elizabeth Moss. Yılın en iyi filmlerinden biri olmaya aday. Çekimler İspanya'da yapıldı. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Cremins. I can see that. Film 20. yüzyılda hayali bir Fransız kasabasında geçiyor. Bölgenin popüler dergisi The French Dispatch of Liberty, Kansas Evening Sun'da yayımlanan farklı farklı hikayeleri odağına alıyor. A message from the foreman. One hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı Elbet Bir Gün izleyicisiyle buluştu. Geçmişlerinden kaçan ve çok farklı hayatlar yaşayan iki kız kardeşin yıllar sonra tekrar bir araya gelmelerini konu alıyor. Başrollerini Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı yeni dizimizin bu hafta setini ziyaret ettik. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Benim çok sevdiğim bir kocam var. Benim çok huzurlu bir hayatım var. Kaybedemem. Ben tek bir yalan daha söyleyemem. Söylersin. Herkes söyler. Heyecan dolu hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleriyle Elbet Bir Gün Fox'ta yolculuğuna başladı ve izleyenleri tarafından beğeniyle karşılandı. Kamera arkası ekibi olarak çekimler arasında başroller Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ü yakaladık. Hikaye ve karakterleri hakkında tüyolar almaya çalıştık. Elbet Bir Gün izleyiciyle buluştu. Başrollerimize soralım, heyecan durumları nasıl?
Heyecan ne demek yani, o kadar heyecanlıyım ki artık zaten uyku falan da kalmadı. Çok güvendiğimiz bir iş, çok biz severek çalıştık. Ben eminim güzel dönüşlerin olacağını. Bayağı büyük bir heyecan içindeyiz ya hepimiz. Heyecanımız yüksek çünkü gerçekten çok uzun bir süredir. Çok özenli, çok severek, çok ayrıntı çalışıyoruz elbet bir günü. Nasıl gidiyor peki çekimler? Çok güzel gidiyor. Biz böyle sanki 8 sezondur çalışıyormuşuz gibi bir uyum içindeyiz. Bu her sette başımıza gelen şeyler değil. O yüzden ben şanslı olarak addediyorum bize. Gayet eğlenceli gidiyor. Gün geçtikçe herkes birbirine daha çok alışıyor. Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizi en çok etkileyen ne oldu? Yani karakterlerin nasıl yazıldığı ya da işte hikayenin nasıl kurgulandığı. Çok geniş kastımız olmasına rağmen her bir karakter çok derinlikle incelenmişti ve işlenmişti. Beni en çok cezbeden o oldu. Yani öncelikle karakteri okuyunca çok sevdim ama onu okurken de yani bir anda bütün senaryoyu okudum ve bütün karakterlerin hepsinin hikayesi bence çok iyi, çok güzel ve çok gerçek. Öncelikle ekranda kadın enerjisini, kadın motivasyonunu ve kadın hikayelerini görmeyi çok seviyorum. Seyircimizin çok seveceğini, ilgisini çekeceğini ve her şeyden önce merak edeceklerini düşünüyorum. Her yeni Elbet Bir Gün bölümünü merak edeceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda kadınlardan oluşan bir ekip tarafından çekildiği için de kendimi çok şanslı ve doğru yerde hissediyorum. Oldukça farklı bir karakteriniz var Sinem Hanım. Karakterim, ah çok seviyorum karakterimi. Hem Gizem hem Feride diyeyim ben. İki ismi var. Küçücük bir savunmasız kız çocuğunun kendi ayakları üzerinde çok güçlü ve sağlam bir gelecek oluşturduğunu hayal edelim. Ve sonra tam da o geçmişini silmişken çat diye karşısına çıkıyor. Kendi çabalarıyla oluşturduğu o güzel ve sağlam hayatını koruyabilmek için diğer tarafı artık pas geçmemesi gerektiğini görüyor. Onunla da birlikte yaşaması gerektiğini görüyor. Tamamen iki farklı hayatı birbirine paralel şekilde ve birbirine entegre etmeden maalesef bir takım gizlilikler, saklılıklarla birbirlerine zarar vermeden iki farklı karakter yaşıyor, iki farklı hayat yaşıyor. Burak Bey? Karakterim Mehmet Kılıçlı, başarılı bir iş adamı. Her durumda, her ortamda düşünüp kendi kararlarını verebilen bir adam. Hareket planını çok çabuk oluşturup hayata geçirebilen bir adam. İş hayatında daha keskin, kararlı ve daha sert bir adam. Ama geçmiş hayatında bazı istemediği işlerin içinde bulmuş kendini. Ama daha sonra evdeki işte sevdiklerine, ailesine zarar gelmemesi için bu tarz işlerden hep uzak durmuş birisi. Peki sevecek miyiz bu karakteri, destekleyecek miyiz? Seveceksiniz. Yani sevdiklerini korumak için her şeyi yapan, yani güçlü bir iş adamı aslında. Nasıl bir rolü canlandırıyorsunuz Şebnem Hanım? Karakterimin ismi Nesime. Nesime kendini var etmekle ilgili sıkıntılar yaşamış, zorluklar çekmiş biri. Hayallerini gerçekleştirmek için gerçekten uğraşmaya gönlü ve niyeti olan biri. Ve fakat hayatın acımasız davrandığı, şanslı ve güzel tarafını, aydınlık tarafını çok göstermediği biri. Ama bütün bunlara rağmen heyecanı, tutkusu ve hayatta kalma azmiyle yaşama çok güzel tutunmayı bilen, ne zaman ne yapacağı pek de belli olmayan ama seyircinin tüm hatalarına rağmen seveceğini ve kendilerinden bir parça bulabileceklerini düşündüğüm bir karakter. Peki karakterinizin en sevdiğiniz üç özelliği desek? Çok güçlü bir defa Gizem. Bence Feride de çok güçlü. Çocukluğunda böyle bir sağlam hayatı oluşturabilmek güç ister. Çok cesaretli ve çok vicdanlı. Her türlü durum altında doğru kararı verebilmesi, hayatı yaşamayı bilmesi ve sevdiklerine bağlı olması. Karakterleri sevdiği, sevmediği özellikle olarak ayırmıyorum açıkçası. Onları bir insan olarak görüyorum. Hepimizde olduğu gibi bütün karakterlerin kusurlu ve şahane tarafları var. Nesime de böyle. Zor bir hayatı olduğu için seçim yapma konusunda bazıları kadar şansı yok. Hayat ve şartlar daha başka olsaydı mutlaka daha doğru kararlar verirdi diye toparlayabilirim. Karakterinizin sevmediğiniz üç özelliği? Aslında vicdanlı olmasını biraz da sevmiyorum. Başına ne geliyorsa vicdanından geliyor, vefasından geliyor. Olmazsa olmazı? Olmazsa olmazı ailesi. Olmazsa olmazı yani ailesi. Ailesine zarar gelme ihtimalini gördüğü an zaten onun için her şey değişiyor. İzleyiciyi nasıl bir hikaye bekliyor? Ne bulacak bu dizide? Neler hissedecek? En kuvvetli yanımızda iki çok güçlü kadının hikayesini anlatıyor olmamız. Ve bu kadınlar mağduriyetlerinden beslenerek güçlerini ortaya koymuyorlar. Kadınlar kaderlerince başlarına gelen şeylerle başa çıkarak
güçlerini ortaya koyuyorlar. Bu da işte hem genç kadınlarımıza hem genç kız arkadaşlarımıza örnek teşkil edecek davranışlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık, reytinginiz bol olsun. Sen mesela nasıl Feride değil, Gizem'sin. Ben de Nesime değilim artık. İpeyim ben. Ben size 100 kere söylemedim mi? Buradan çıkmak yok. O gün sizi kimin ittiğini bana söyleyebilir misiniz? Hapislerde çürüyeceğim. İzleyin. Kamera arkasında güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bölümümüzle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.